bir yemek ancak bu kadar tuzlu yapılabilirdi uşav. Hanım şaşırmıştır. Olmaz ki. Yemeğe davet edip de tuzlu yemek ikram edilmez ki. Hakkını helal et Cemal. Etmem uşağım. Etmem. Aman Cemal yapma kardeşiz. Yemek biraz tuzlu oldu diye böyle de yapılmaz ki. Sadece yemek tuzlu oldu diye yapmıyorum ki uşağım. Neden yapıyorsun ya? Ayran tuzsuz olmuş diye de yapıyorum. Yemeğe koyduğunuz tuzun birazını ayrana koysaydınız ya. Hayda. Ya bir daha da size misafir olmam. Özür dilerim Bestami. Ver elini kaldırayım seni. Önemli değil. Maç sırasında olur böyle şeyler. Ömer abi. İlhami abi. Hep top koşturuyorsunuz. Hiç kaleye atmıyorsunuz. Sıkıldım ya. Peki yakala bakalım. Eyvah ki ne eyvah. Ha? Bu nedir uşağım? Top. Ben de biliyorum top olduğunu. Ne işi var burada? Elimden kaçtı. Bir topu tutamaysın. Yanlışlıkla oldu Cemal amca. Değil mi İlhami abi? Beni ilgilendirmez kardeşim. Oynamayı bilmiyorsanız oynamayacaksınız. O kadar. Ha bu demir yamuk. Kolay gelsin demek yok mu Cemal? Ne dediğim ki uşağım? İşin zaten kolay. Eğri büğrü yapıp geçiyorsun. Olur mu hiç öyle şey? Ben işime özen gösteririm. Bello bello. Hata yapmış da olabilirim Cemal. Fakat bunu daha güzel söylemenin bir yolu yok mu? Yok. Zaten güzel konuşa konuşa şımartmışlar seni. Neyse canım. Bakarız çaresine. Ver bakalım demiri. İstemez istemez. Şimdi bunu düzelteyim derken daha da yamultursun. Neden yamultayım canım? Ver bakayım bir. Bu eğri değil ki. Hem eğri demir yapıyorsun, hem de bana iftira ediyorsun. Aşk olsun Karakaçanım, eve yol uzun. Benim gibi yaşlı bir adamı daha fazla yürütme hadi. Ya bu ne yapsaydım? Hanımın siparişleri onlar. Tamam Karakaçan tamam. Bunu ben taşıyacağım söz. Sen beni taşı yeter. Hadi yine iyisin. Yükün de bayağı hafifledi Karakaçan. Ha şunları hocaya şikayet edeyim de. Görsünler. Onların dilinden ancak o anlar. Neymiş efendim? Ben kırıcı konuşuyormuşum. Görürsünüz siz şimdi. Hocam, benim köylüden yana bir derdim var. Hayırdır inşallah Cemal? Hayır mı şer mi sen karar ver hocam. Hadi bakalım. Fakat sen lafa başlamadan önce hanıma bir şey söylemem gerek. Bu ara söylediğim şeyleri ihmal ediyor da biraz kızayım ona. Estağfurullah hocam. Beklerim ben.
Hatun! Buyur hocam. Verdiğin siparişleri aldım. Kapının da önüne koydum. Seslendim ama duymadın. Dalgınlıktandır hocam. Kusura kalma. Aman hatun, ne kusuru. Ben de gelip mutfağa koyardım. Ama sen gelip al da yüzünü göreyim. Bir hayır duanı alayım istedim. Hay Allah razı olsun senden. Senden de hatun, senden de. Hakkını helal et Cemal Efendi. Bir çift söz de Ömer'e söylemem gerekiyor. Çok haylazlaştı bu ara. Bir fırça da ona atayım. Tabii hocam, tabii. Buyur. Ömer, gel bakalım buraya evladım. Buyur baba. Yavrum, iki gündür ay çiçeklerini sulamamışsın. Anlaşmamış mıydık seninle? Aa, unutmuşum baba. Özür dilerim. Özür dile diye söylemedim çocuğum. Eğer ay çiçeklerimiz solarsa ay çekirdeği yapamayız. Ay çekirdeğini en çok sen seversin. Mahrum kalmanı istemiyorum. Tamam babacığım. Beni düşündüğün için Allah razı olsun. Hemen sulamaya gidiyorum. Senin ne vardı Cemal Efendi? Köylüden yana derdin var demiştin. Evet hocam. Derdim var. Ne kadar aksilik yaptıysam da bana kızmıyorlar. Ne güzel işte. Benim için güzel ama onlara zor oluyor hocam. Ne çözüm bulsak acaba bu derdine? Ha buldum bile hocam. Allah razı olsun. Ben kaçayım. Kalsaydın biraz daha. Yok hocam yok. Allah razı olsun. Helalleşmem gereken uşaklar var. Peki git bakalım. Kal sağlıcakla. Sen de hocam. Hay aklınla bin yaşa hocam. Ne de güzel anlattın hatasını. Öyle olmalı hanım. Eğer insanların hatalarını sertçe söylersen hem onları üzersin, hem haklarına girersin, hem de onları düzeltemezsin. Kötü söz insanı üzer. Kötü sözü herkes söyler. Bir kusuru incitmeden söylemektir asıl hüner.